Evet, dükkanı kapattık. Çiçek sepeti bu. Çingene güzeli. Çiçek mi satıyorsun? Çiçek satıyorum abi, eşine getir. 100 lira. Ben verdim bugün. 100 lira bende. Ben verdim bugün. 104, 506. Beni kandırmış. Ooo, ben daha ucuz almışım o zaman. Osman oradan al. Bu Gökhan'ın şeyde kullandı. Sepette, tiyatroda. Bir tane arkadaşın ama kimse sahip çıkmayınca dükkana koymuştuk. Böyle bir şöyle yerleşeyim. Okul grubuna da attım, dedim ki sepet bende, sahibi olan alsın. Hiç kimse de sahip çıkmadı çiçeğe. Ay, sepete. Ben de eve götüreyim. Yine sahip çıkan olursa veririm. Durun, bir şey anlatacağım şimdi size. Ben çok mutluyum şu anda. Çok mutluyum. Niye? Niye? Yani önemli değil niye olması. Mutlu ol, sorun yok da niye mutlusun ama? Niye? Az önce kim geldi bizim yanımıza? Ha, Ekrem abiler geldi. Özlem ablalar geldi. Özlem abla geldi, bizi YouTube'dan izleyen takipçi ablamız. Yüz yüze tanıştık, Rabbime çok şükür olsun. Binlerce kez şükürler olsun. Çok sağ ol, gidiyor insanlar. Vallahi öyle. Ben de gideceğim, Allah izin verirse yanına en kısa zamanda. O bana haber çok verecek. Çok güzel bir aile. Evet. Bizi davet edecekler. Evet. Bekliyoruz. İçli köfte yapacak. Kuru dolma yapacak. Ay, o hiçbir şey yapmasa da güler yüzü yeter bana. Vallahi. Ay ya, çiçeğim var, yavaş git. Tık tık tık. Şimdi koşturmaca başladı. Nereye gidiyoruz? Rufi abiye gidiyoruz. Rufi abinin. Özlem abla bana ne dedi? Dur. Geri gelelim. Dur. Ne dedi bana, girer girmez? Sen söyle. Ben söyleyince inanmazlar. Sen dedi, videodakilerden daha şişmanmışsın dedi ya dedi. Sen dedi, ne kadar şişmansın dedi. Sen dedi, iyi sığıyorsun o dedi. He? Özlem abla, lütfen burayı izleyeceğini biliyorum. Yorum yazar mısın? Sen ne kadar ufak tefeksin dedi bana. Ben de çok şaşırdım sana dedi. O gerçekten kamerada ben çok devam. Hele deniz videolar böyle. Akrep Nalan gibi çıkmışım. Nasıl iri çıkmışım ya. Bu telefonun kamerasını hiç beğenmiyorum onun için. Beni kilo çıkardığı için. Niye öyle? Onu almıyorum ya. Telefonları değiştirelim, benim telefonu alsan. Hayır. Hayır, tabii ki de. Oğlum yoruluyor. Şey gibi, Akrep Nalan gibi videoda. Bir denize attım pöf falan. Öyle yani. Şimdi gidiyoruz Rufi abi, ondan sonra eve geçeceğiz. Soğuk kahve yaparım. İçeriz çekirdek. Benim çekirdek yemek istiyor canım, tuzlu. Herhalde tansiyonum düşmüş. Allah'ımı seveyim, yemek yok evde. Ekmek yok, yemek yok. Olsun. Gidelim. Tekrar görüşürüz. Hepinize selamlar, sevgiler. Yeni bir günden, yeni bir vlogdan. Bugün günlerden salı. Bayram bitti. Her şey bitti. Ümit dükkanında. Biz Ebru'yla bir dışarı çıkacağız. Bir boya falan bakacağız onun için. Birazdan buluşacağız. Ben bir dükkana gideyim dedim. Ümit de dükkanın kapısına oturuyormuştur. Gidelim bakalım. Dükkana geldim. Ümit'in biraz bana su al geldim. Ay, nasıl susadım hemen bir dakikada. Oturuyordu burada. Böyle pembe giydim ya, bir değişik baktı bana. Niye öyle baktın bana? Güzel olmuş. Gerçekten. Ayakkabılarımın uyumu. Çok dikkat çekicisin. Gerçek mi? Kötü mü? He? Kötü mü? Kötü tabii. Gayet pembe. Hep bana siyah giyiyorsun diyorlar da giymiyorum artık. Evet. Katil mi için? Niye? Göster beni, dur arka kamerayla. Şuraya gelin. Böyle mi? Evet. İyi. Kötü mü olmuş ya? Değiştir. Hiç değiştiremem ya. Değiştir. Hayır ya. Delirme. Gayet iyi. Ebru ile buluştuk. Buradaki büyük A101'e geldik. Nidoş. Bizi kim gördü? Kim gördü bizi? Bir daha söyle, duyamadım.
bizi YouTube'dan bizi takip eden Yeşilpınar'da oturan Hatice abla gördü. Tesadüf. Sohbet ettik. Yani gördüğüm için çok çok mutlu oldum. Yani böyle tesadüfler bana çok iyi geliyor. Kaç kere sarıldık böyle. Buradan Hatice abla ve ailesine tekrar selamlar yolluyorum. Allah izin verirse müsait olduğunda Mevlana'ya yanıma da uğrayacak. Ebru takmış, evin bir tarafı varmış, orayı boyayacakmış. Boya bakmaya geldik. Bakalım boya bulabilecek miyiz? Ebru'nun bu boya tutar mı? He? Tutar mı? Bilmem. Bir şey olmaz. Bu markayı hiç bilmiyoruz ama yani boya şu an işte. Şu normal. Beyaz sürüyor. Deneyeceğiz bakalım. O ne? Ama onun rengi güzel diyor. Beyaz. Hayır, tam beyaz yok, gri gibiydi. Ne? İyiydi onun rengi. Hazır aç. Bize geç. Ne beyaz oldu? Beyaz işte. İçine boya katılır mı bunun? Ya yok be, bunlar hazır işte. Şampanya diye şey. Tamam, bu da boyanı. Krem diye satıyorlar bunları beyaz. Şöyle bir tane pipe takımı aldım. Ben bunlardan mesela bunun iki tane küçük banyoya olmaz mı? Banyoya olur. Bunlar bizim banyoya olur. Büyük ya bizim banyo. Altı yok, da güzel. Yok canım sen de. Bu kadar da değil. Yok şunu böyle yarısı kadar. Bu kadar yok işte. Ne de hoş. Bu da büyüğü var. Altı. Bu kilim gibi ya. Kilim. Kayar bu. Ama şey, iyi çırpılıyor. Kim çırpacak kızım? Şuna ben diyorum ki. Diyorum ne kadar ağır bir şapka. Sepetmiş. Öyle. Kocaman ağır birdeyiz. Bilmiyorum. O Hot Wheels. Göktuş şunu görse. Sırf Hot Wheels diye aldırdı. İşine yaradığından değil. Ama çantası yapmıştı galiba. Takamaz ki, küçük bu. Ana okul çantası. Ha, ana sınıfı çantası. Yandan olsa alırdım. Ebru kayınvalidesine atıyor bu bingolarda. Bir alana bir bedava ben varmış. Ben internette sipariş verdim ya. He. Bugün işte teslim olacaktı. 6 tane aldım. Bundan? 6 mı 12 mi? Bundan mı? Bundan değil, başkası bu. Anladım. Anne, bu ne söyleyeyim mi? Şu neymiş? Anne, bu ne söyleyeyim mi? Bir, tüm renk ve kumar. Ben bir bundan alayım, bir bundan alayım. Anne, bu ne? Bir dakika. Zaten bu kırmızıdan var evde bende. Bir dakika söyleyeyim mi? 1-0. Yine eve bir şey alıyoruz, Allah'ım. Kayınvalidene söyle de o da alsın bak. Sivriden marketteymiş. Yanlış alarm. Bingo'nun indirimi bitmiş. Almıştım, bıraktım. Peki aldım. Şampuan falan aldım. Öyle. Eve gidiyoruz şimdi. Boya alıyoruz. Ebru. Bakalım bir ne renk olmuş. Boyacı Ebru. Ebru'ya geldim. Evi toparlıyoruz. Birlikte boya yapmaya başlayacağız. Hıçkırdım. Karnım tok. Birisi iyiliğimi andı. Ben hemen pilav yaptım. Kuru fasulye yapmıştı Ebru. Hemen böyle çocukların karnını bununla doyuracağız inşallah. Ümit geldi. Ümit'e yemek sağ. Ana, Ümit nereye gitti? Aşağıdaydı. Ne salla? Tüm olmuş. Bekle, açacağız. Ne olurmuş Ebru? Kaynasıyla iyi anlaşılır. Düğümleri açacağım. Ben de açabiliyorum. Göremiyorum. Sen zaten iyi anlaşıldın. Anlaşıyorum tabii. Heh, buradan da camı açtım. İnmedim hala. Ne kadar yüksek. Ne kadar yüksekte oturuyorsun sen ya. Görüşürüz. Kuru fasulye pilav yiyecek Ümit.
Ekmek pilavla ekmek yenir mi? Biz yeriz, hiç kimse yemezdi. Biz yeriz. Birer tabakta biz koyduk kendimize kuru fasulye pilav. Ezan okunuyor. Ebru göçüyor sanmayın, göçmüyor. Taşınmıyor. Boya yapacağız alt tarafı. Ebru'nun evinin manzarası da göstermiştim hep böyle. Bakalım bu köşeyi kapatabilecek miyiz? O kapatamazsam paylaşmayacağım dediğim yer vardı ya, kapandı. Şu anda biraz şey, ıslak olduğu için öyle görünüyor. Kapandı. Biri ver bana sen şimdi. Yani köşeler kapandı. Bizim evlerimiz sıkıntılı olduğu için ne yapalım? Çok şükür kapandı. Şimdi kahve keyfi yapacağız. Ebru'nun boyasını yaptık. Ya bizden çok profesyonel bir iş beklenilemez ama yine de kendimize göre iyi yaptık. Geçen sene zaten ben deneyimliydim. Yapabildiğimiz kadar yaptık. Sünnet yapacak o da. Kur'an okutacak, şey yapacak. Biz çatı katında oturduğumuz için ikimizin de evleri biraz böyle rutubet alıyor. Benim sadece yatak odamda bir köşe. Ebru'nun evi benim evime göre biraz daha fazlaymış. Yani hiç ev sahipleri evlerine bakmıyor. Rutubetine, şeyine %1500 zam yapabiliyorlar yani. Hiç, vallahi hiç helal değil yani. İnsan o evini, yerini, bir şeyini yaptırır. Tamam, zam yap. Zamana karşı değiliz. Ama az da evine barkına bak. Ne bileyim ben. Boyna. Zam. İçinde biz çürüyoruz yani. Ben bir de sürekli siliyorum o köşeyi. Zaten küf boyası yaptıktan sonra da hiçbir şey olmadı. O boya çok iyiydi. Seviyorum ya. Dokunduğum yeri güzelleştirmeyi, bakmayı seviyorum. Ebru'ya da 1-2 saat yardım etmişim. Ne olmuş. O kız benim her zor günümde, her başım sıkıştığında, her bir şey olduğunda, iyi günümde, kötü günümde hep yanımda yani. O benim o Özlem abla, Damla, yani can dostum, arkadaşlarım yani. Dükkana geçelim. Dükkana geldim. Doğru. 70 yaşında adam. Bizim merdivenciyle sizin merdivenci aynı mıydı? Aynı. Ne kadar alıyordu sizden? 50 alıyordu, 100 istedi. Bizde dedi ki zaten dedi bahçeyi temizlemiyorsun. Yok, bazen kapıyı asla temizlemiyordu. Bazen de gelmiyorsun. 80 lira verelim sana hanım dedi ona. Yani doğru. Yok dedi 100 lira. İyi dedi. Bugün ben işte yukarıdan aşağı süpürdük, çoluk çocuk sildik aylık yine. Aylık mı, haftalık mı? Aylık. Aylık. Ama mesela ayda iki kere geliyor, bazen bir kere geliyor, bir kere gelmiyor. Ha, kafasına göre. Sorduğunda da geldim diyordu. Ben sürekli evdeyim, biliyorum yani. Ben bugün apartmanda merdiven de sildim sabahtan. Yine de bir kat temiz oldu ama yine silerim ya. Şu anda bir de apartmanda ilginç bir şekilde tek başımayım yani. Hiç ne komşum var, ne bir şeyim var, hiç kimse yok. Herkes tatilde, şeyde, apartmanda tekiz. Yani ondan ya dolayı... Ya sen ne diyorsun? Ben apartmandan dışarı çıkıyorum. Ha. Ya erkeklerden hiçbir tanesi ya şey var ya, poşet, öyle bir bizim orası var ki, böyle gırdaklıyor, dolaşıyor bizim şey. Evet evet, yine gelmiş. Yani temizlik de tutmuyor. Bugün temizliyor. Ben bayağı iş başardım. Geçen paspas yaptım. Ama yaramıyor yani. Yok yok, bir daha kirleniyor. Sen ne yapıyorsun? Nasıl geçti? He? Nasıl geçti? İyi. Güzel gidiyorsun. İyi. Az bir enseme dokunsana. Bir yandan oğlumla uğraşıyor. Soğuk ter. Değil mi? Mahmut amca, domates yedin. Nasıl tadı? Güzeldi. İnşallah bir dahakine ben de yiyeceğim. Baktım duruyor orada. En iyisini yaptım Mahmut amca. Gördükçe kopar ye. Başkası yemesin. Senle biz uğraştık oraya. Ya baktım ya, bu kızarmış. Benim bir de kızarmış domates. Bayağı kızarmış. Ya ben Mahmut amca koparmaya kıyamıyorum ya. O bir tane kırmızı yolu yemiş zaten.
Büyünü mü? Ha. Hayır, onu çocuklar yedi. Mı yemiş? He, Mahmut amca ikinciyi yemiş. Ben birinciyi yedim herhalde. He. Ben fasulyeler olmuş, koparmaya kıyamıyorum. Öyle kalsın. Büyüdü mü fasulyeler? Oldu, fasulye de oldu. Salatalık da oldu. Aha. Bakıyoruz herhalde bağ bahçede. Ama ben ağaç tutuyordum. YouTube kıyıp yiyemiyorlarmış. Özlem abla da şey diyor, bizde diyor bir tane civciv var Sevilay, sana getireceğim. Yok canım, hayır. Değil mi, ben bir civciv bakamam. Çocuklar iki dakika keyfini alacak sonra. Aynen, sonra uğraş dur. O da aynen öyle olmuş. Kokusu ayrı, bir pisliği ayrı. Bakamam, bir şey. Bakamam. Bakabileceğim en az 4-5 tane alırım. Zaten şeyde olsa da bu sefer kediler yer dışarıda. Yok be, kedi artık civciv fare bir şey yemiyor be. İyi, anında hemen saniyede yok. Koy bak civcivi topluyor, hemen saniyede uç. Yok, biter. Yok, ne bileyim, hep mama yemeye alışkınlar ya. Daha iyi onlar için. Evet, bugün güzel bir işçilik çıkardık Ebru'yla. Artık evlere boyaya gitmeye başlayacağız. Öyleydi ya, iyi geçti. Benim bahçede kaplan vardı, çok güzel çiçek atmıştı. Hep çiçeklerini töktü, böyle tek tık var mı? Ama şey, yandı yandı. Yandı. Yandı bu sıcaktan, yandı. Valla havalar bir bakıyorsun, soğuk olunca buz soğuk oluyor, güneş açınca daha sıcak oluyor. Arka park var ya, şu anda yine atsan yere düşmez. Evet. Saat 2'ye doğrusu. Ufacık bir parkımız var, millet arabayla buraya oturmaya geliyor. Çünkü biz de başka tarafa parka gidiyoruz mesela, öyle İyi düşün. İyi de bu gelecek park burası değil ki, niye var ki bu parkı? İnsanlar işte bunun oluyor. Oyuncaklar var burada. Çok oyuncaklar, çok. Ben mesela Gazi'nin oraya niye gidiyorum? Evet. Barajı görmek için gidiyorum. Baraj olmasın, buraya giderim yani. Ezan gibi. Yok şimdi barajlarda şey yasak, mangal. Orada mangal yapılmıyordu ki zaten. He? Barajda zaten yapılmıyordu ki. Yok şey, belediyene var aşağıda. Yasak. Anladım. Bugün de böyle salaş bir şekilde geçirdik. Allah. Ne diyecektim? İlkini de başlamıştık, akşamda bitirdik. Ebru'nun ufak tefek temizliği kaldı. O yine holini falan şey yapacak. Şimdi Ebru da benim kadar öğrendi ne yapılması gerektiğini falan. Holini falan boyar. Öyle işte. Her şeyi söyleyecektim. Mesela Hatice ablan çok selam var bugün yolda. Ateşin orada karşılaştığımız, Yeşilpınar'da oturan, bizi takip eden, seven değerli ablamız. Az bir tutup da. Ezan. Evinizin şeker faresi geldi mutlaka. Tamam, Allah. Terliyorum, çok terliyorum. Hiç elimde değil yani. Ne yapsam yemek olarak da bilemiyorum. Hemen kurtarıcı bir şeyler yapacağım tabii ki. Önce ne almışım onu gösterelim. Markete de gittim biraz önce, tam demin kapanma saatine yetiş. Allah'ım şuraya bir bakar mısın? Kaymış, hiç sevmem şu dağınık görüntüyü. Bu benim günlük toz aldığım bezim. Bunu elimde yıkarım lavaboda. Buralara koyarım ki kullanayım diye günlük böyle şeylerde. Bezim. Çocuklara sabah kahvaltı için pizza aldım. 5 litre sıvı yağ aldım. 1 mm yeşil pirincini aldım. Tuz aldım. Benim evde en çok böyle bittiğinde şaşırdığım şey tuzdur. Bir evde tuz biter mi ya gibi gelir bana. Çünkü kapta olmasa... Kapta olmasa muhtemelen bir tuzlukta bir şeyde, yani mutlaka vardır yani diye hep düşünmüşümdür. Onun için tuz bitmesi hep bana böyle bir garip gelmiştir. Benim de bir tek şu kapta kalmış tuzum. Çünkü tuz kabını falan yıkamış. Bir tane ketçap aldım acısız. Bu poşet bitti. İkinci bir poşeti. Şunu aldım patates kızartmak için. Salçalımı denemek için aldım. Ya ben bu daha önceden bunun büyüğü vardı. Salçalı makarnada çok lezzetli oluyordu. Onun için aldım. Bir de son zamanlarda evde yetiremediğim şampuan ve diş macunu şöyle aldım. Evet, bizim çocuklar böyle şey gibi sıkıyorlar. Böyle değil. Böyle sıkıyorlar. Böyle sıktıkları için de
Yani çok iyi bir şey almadım ya. Power dent aldım. Yani ne yapayım? Yani bitiyor. Çok kısa sürede bitiyor. Bizim de diş macunumuz yoktu. Sensodin kullanıyorum ben. Yarına kadar idare eder bizi. Olmadı. Bir günde de yoksa bunlar kullanırız. Yarın da onu alırım. Şu kere bakalım bir. Ben bir şey itiraf edeyim mi size? İtiraf üzerine itiraf bende. Ben böyle koltuklar güllü dallı ay falan filan derken olmuşken ben pembeyi renkleri özlemeye başladım sanki. Vallahi bakın pembe tişört giyiyorum. Aldığımı böyle pembe aldım. Yani bilmiyorum, insanın herhalde ne kadar modası geçse de o canlılığı yetiyormuş insana. Bunu anladım. Ha, evimi sevmiyor mu? Tabii ki çok seviyorum. Şöyle güzel bir çarşafı. Pamuk. Böyle gıcır gıcır değil yani. Pamuk şöyle. Zaten alanlar bilir. Bu da üst pikesi. Bunları hep makineye atacağım. Bu akşamlar kullanamayacağım. Yarın kullanırım. Allah izin verirse. Hem yatak örtüsü olarak kullanırım. Hem böyle pike. Bunları yıkayacağım. Bunu makineye atacağım. Şuraya koyalım. Şunu da Ebru verdi. Şöyle bir tane de. Bunu da atacağım makineye. Hepsi birlikte yıkanır. Bir de şunu aldım. Bizim kapılar çok çarpıyor diye. Bu ara bir de gözü olanın gözü çıksın. Böyle nazara mı geliyoruz? Bir şey mi oluyoruz ne? Nazara geliyoruz. Bilmiyorum ya. Bazen nazar diyorum. Bazen kendimiz diyorum. Hep bu ara şey geliyor aklıma. Orhan Gencebay'ın bir şarkısı vardı ya. Tutsaydı deli miydi? Bir şarkı neydi o şarkı ya? Dur. Dur bir de sorayım. Al bir şey soracağım. Belki de çok mutlu olacaktık. Tutsaydık dilimizi. Vardı ya o işte. Dil yarası Orhan Gencebay'ın. O geldi aklıma. Vallahi bazen susmak ve insanın dilini tutması gerçekten iyi yani. Bazen tutamıyoruz. Tutamıyoruz hiç. Globulas. Aa, Ümit'e aldım bunu. Hediye aldım Ümit'e bunu. Boyuna boyuna yıkasın kafasını. Bir de Bref. A101'de indirimde. Ne oldu oğlum? Hiç geliyor. Niye öyle böyle girdin içeri? Ben sen girdim. Vallahi bir şey diyecek misin? İki paket aldım. Başka da bir şey almadım. Buradaki de zaten bulaşık. Helal. Suyumuz kaynasın. Ben etrafı toparlayayım. Vereyim. Kölüm çözüm çıktı yine ya. Buzlukta nohut vardı. Nohut yemeğinde pilav yapacağım. Öyle hemen atıştırmalık bir şey yapmak istemedim. 5-10 dakika fazla beklesinler. Bir şey olmaz. Benim beyaz çorap giymem. Seviyorum beyaz çorap giymeyi ya. Siz de öyle misiniz? Bir çorap giyilecekse beyaz giyilmeli. Bir de gri renk çorap hiç sevmem. Göktuğ bazen giyiyor da neden giyiyor biliyor musunuz? Böyle set alıyorum ya, beyaz, siyah. Ya lacivert oluyor ya gri oluyor ya. Ondan dolayı giyiyor. Yoksa almam yani. Salçamızı koyalım. Azıcık yemek biraz salça olsun. Ben kuru fasulyeyle nohut pişirirken çok azıcık da biber salçası koyarım. O rengin yani rengini tutsun diye böyle. Soğanımızı doğrayalım. Bir de patates koyacağım içine. Yeter ki malzeme olsun insan. 2 dakikada
bir şeyler çıkarıyor. Ben yemeğimi daha erken de yapardım ama bugün kankama yardım etmem lazımdı. Yani şu son zamanlarda o bizim tartıştığımızda, şey olduğumuzda, o Ebru'nun gözyaşlarını hiç unutamam yani. Hiç. Hiç. Biz burada gerçekten birbirimize çok kenetlenmişiz. Çok farklı olmuşuz yani. Sağ olsun. Beni hiç yalnız bırakmadı. Pirinç de ısladım burada. Ben hep pilav yaparken böyle önceden ıslıyorum. Görmüyorsunuz. Ama mutlaka ıslarım yani. Bir de bir tane abla yorumlarda yazmıştı ama kim bilmiyorum. Dedi ki Sevilay buzluktan çıkarınca dedi direkt dedi kuru fasulyeyi nohutu dedi atma bir sudan geçir dedi. Buz tadı gitsin. Ben buz tadı almıyordum ama belki daha iyi olur. Onun dediği gibi yapacağım şimdi. Akıl akıldan üstündür her zaman. Danışan daha aşmış, danışmayan bir şey olmuştu. Bir şey, bir söz vardı. Anneannem söylerdi onu da hep. Öyle yapalım bakalım. Ha, bunu erittim. Belki daha iyi olur ya. Bir faydam olur belki size de. Mesela sadece nohut koyacak olsaydım altına soğan kavurmazdım ben. Bilmiyorum ya kuru fasulye de şeyde. Bugün Ebru yapmıştım mesela. Kendi yapsam öyle yapmazdım. Tane tane. Patatesi de attım. Şöyle bir çevresi. Hemen suyunu ekleyip tuzunu ilave edeceğim. Nohut herhalde bir tık sertti. Tuz yumuşattım. Bakın tuzum bitti. Pilavlık su atalım. Ocağımıza. Su burada pişsin. Ben de bu sırada dükkandan gelen bulaşıkları yerleştireyim. Bu akşam da videom biraz gece kaldı. Bilmiyorum bu ara biraz yaz döneminde toparlayamıyorum şu video saatlerini bir şeyleri. İnşallah bugünden sonra daha başarılı olurum. Pilavı zaten her zaman gibi bildiğiniz yöntemle yapıyorum. Sormak istediğiniz bir şey olursa pilavlarını da sorarsanız cevaplarım. Benim buzluğum kapanmıyor. Şimdi kapanır. Evet. Bu arada tereyağım da bitmişti. Buzluktan çıkardım erisin diye. Erittim de daha kaba koyamadım. Hemen şuradan bir parça keserim de koyarım. 5-6 tane kaldı herhalde. Çok kalmadı tereyağımda. Bu sene işte çok dolaba bir şey koyamadım tereyağlarım var diye. Biraz bol tereyağlı olsun bu. Biraz kabıma koyarım yine. Erimiş. İyi ki de almışım diyorum ben. Bu fiyatlar şimdi alamam yani. Daha herhalde getirtmem tereyağı da bir dahaki sene kendim getireyim. 5-6 tane var yeter mi? Hiç bilmiyorum ki. Pirinçlerim suda.
İstersen bunu burada yapabilirdim Mahut'un yanına ama ne bileyim. Selamünaleyküm. Mutfakta yanımda ol diyorum, azıcık görün diyorum. O çok yapmacık olur diyor. Ya oturayım diyorum madem yemek hazır değildi. Olsun, yanımda kal. Bak ben yemek yapıyorum. Sen kaldın mı sabahtan beri yanımda? Yok kalmadım, işim vardı. Benim de işim var, oturacağım. Hayır, oturtmam ki, ben de geliyorum oraya. Sen de bu yer hiç balayı malayı yapamayacağız yani tek başımıza. Daha önce de yaptık mı? YouTube olmadı sene. Bu sene hiç yani çocuklar yazılır dedim. Olsun ya. Bu sene de çocuk balamadan yok. Kızlar da aynı. Olsun ya, en azından düzenleri bozulmasın. He? Düzenleri bozulmasın. Hadi büyüyünce. Biz mesela... Çocuklar olmasaydı baş başa kaçardık yani. Çocuksuz ne yapacağız mesela? Çocuk. Ben çocuksuz gezme nasıl bilmiyorum. Ne yapacağız mesela? Otur, ye, iç. Biz yeme, bir şey yersek deriz. Ay çocuğum bundan yedi mi? Ay Ümit baksana işte Rüya bunu çok sever. Yer yer onlar yedi yer yer. Onlar aç kalmaz. Bizim çocuklar aç kalmaz diye. Biz öyle oluruz vallahi. Hiç. Ben bilmiyorum insanların çocuk sevgisi nasıl ama. Tek tek bizim çocuklar aç kalır mı? Bunların içinde bir tek aç kalmayan kim olur biliyor musun? Tahmin et. Hayır. Evet. Öbür ikisi de isteyemez. İsteyemezse beni aradır. Öyle oldu. Ben zaten yemek sepeti gönderdim. Gökte kart vermişim, para atıyorum hesabına. He ya, Göktü diyor ki bitti bunun içi diyor. Onu mu diyor bana? Tabii. Bunun içi diyor, bitti diyor. Sen de diyor var mı diyor, sen de gönder diyor bana. Bak sen. Ben dedim ben bilmiyorum buna para göndermeyi dedi. Ama Göktü para harcamasını biliyor, kızlar öyle değil. Kızlar... Göktü çok bilinçli. Göktü tutar içinde parayı tutturur ama kızlar Göktü öyle değil. Bunu... Kızlar hemen... 1 milyar atayım gitsin hemen aracılar. Göktuğ'un birinci sınıftan kalma parası var cüzdü. Küflenmiş para, makine hayatımda yıkadım. 5 lirası vardı hatırlıyor musun? Kızlar öyle mi? Kızlara 1 milyar at hemen o gün yerler anında. Göktuğ kirli çıkımı deniyor ona. Ya, o, olması gereken. Para harcamasını biliyor. Değil mi? Kızlar ben, Göktuğ sen mi oluyor? Yerinde harcıyor ama hiç acımıyor. Yerinde. Yok, yerindeyse harcar. Hiç şey yapmaz. Şehirde pilav yaptığım gibi. Bu arada bir de internette bir şey okudum. Söyleyeyim mi? Söyle. Eğer pilav yaparken şehriyi çok simsiyah kavuruyorsan fakirmişsin. Fakir pilav oluyormuş o. Böyle güzel renk kavur. Bence millet onu kıvamlı. Karar olunca daha güzel oluyor ama. He? Daha güzel olmuyor. Hayır. Böyle güzel kahverengi renk olacak böyle. Yanlış gibi biz fakirdik. Hayır. Bizim hep öyle oluyor. O yapılamadığı için yani bak bu renk olacak. Böyle bunu ayarını kaçırmadı. Fakir pilavı yazmışlar ona. Çok güldüm ama ben ona. Bizde hiç öyle olmazdı. Ama ben mesela çocukluğum, anneannemlerde kaldığım dönem ben hiç yokluk görmedim. Sağ olsun dayılar. Yani çok bolluktu yani hep. Açmayın değil mi? Nohut. Nohut pilav mı? Biz nohut. Şey niye yapmıyoruz? Ne? Bu doğuda çok şey yapıyorlar ya böyle nohutu sürerek yiyorlar böyle. Ne o? Lavaşa da nohut sürüyorlar ya. Onu satıyorlar. Ben de gördüm ama bilmiyorum. Ne o? Nohutçular var. Yani nohutu şey gibi kullanıyorlar bayağı. Evet. Püre gibi. Günay'da ne yapıyor onu biliyor musun? Haşlıyor, robottan geçiriyor. İçine bir şey daha katıyor. Böyle nugget gibi köfte yapıyor. Nohutu. Et yemen nohut diyor galiba. Nohut. Doğuda. Nohutu böyle sürüyorlar. Üstüne pul biber bir şeyler falan böyle. Hop sarıp yiyorlar. Yani işte nohutu öyle yiyince nasıl oluyor? Düşünmeye çalışıyorum. Ben herhalde patatesle mi benziyor? Bilemedim ki neye benziyor. Yemek kokuları iştah kabartıyor değil mi? Hep ben bu bölümünü görmüyorum genellikle. Değil mi? Hiç. Tabii.
videolardan da gördüm, izledim. Ya canım, yemek yapmak kendince bir şey ama siz de bazen farkında değilsiniz. İyi bir şey yaptınız yani. Bir iş yani, bir meslek gibi bir şey bu. Sizin yaptığınız kadar bir konusunda dükkan sahibi olanla yaptığınız gibi. Yo, ben şu konumda mesela çok güzel bir ufak tefek ev yemekleri yeri yaparım. Yaparım yani, kendime güveniyorum o konuda. Baban sağ olsaydı yapardım. Baban olsaydı yapardı tabii. Hmm. O sizin evin altındaki yere. Tabii. O var yandaki hülakiler var ya. Hülakiler. Ben ne dedim? Hülaki. Ne alaka? Ne alaka? Hülakiler. Hülaki. Çok eski Türklerden. Hülakiler. Ne alaka be? İkisinin birbiriyle alakası yok. Onlardan çekildiğinde. İşte neyse. Çok dararmışım he. Vallahi bayağı. Biraz daha kararsam doğumlara benzeyeceğim. Sonra oranın var ya, çorba satışı biterdi. Bir tavuk suyu yapardım var ya. Milletime alıştırırdım. Olaya. Bugün Neco diyor, karayollarında bir çorbacıya alıştım diyor. Midalim diyor. Neymiş falan diyor. Bir daha mı yapayım? Ben de dedim Allah'ım yarabbim. Ne komik ya. Şurada bak, tuz kalmış. Bizim evimizde tuzumuz bitmiş. Anam. Ne güldü? Tuz en önceden çok mu iyi bir şeymiş de? Şey diyorlardı. Kara tuz der. Bir tarafımız der mi? Bir şeydi, evet evet hatırlıyorum. Bak, nohut. Böyle. Patates de koydum ben. Pilav, nohut, yoğurdumuz var. Salatalığımız varsa cacık yapacağım, yoksa sade yoğurt. Güzel mi? Güzel. İyi, ben de kapatıyorum, etrafı toparlayayım. Aslında buradan da veda edebilirim artık. Menüm belli oldu. Şöyle bir yakından çekeyim. Sonra veda edelim. Yani gidecek miyim? Nerede? Ya. Yani sen bugünün videosunu mu yapıyorsun? Sen bugünü bitirmedin mi? Yok, bugün bitirmedim. Ben diyorum ki dükkanda konuştum. Ya. Ben yok be, 2-3 dakika. Yok ya. Göstereceğim. Dur şöyle bir... Etmiyorum. Ben anlamamıyorum. Karıştır bir. Dibinden daldır. Ya o sıcak bu be. Nohutumuz, tamam. Göstermek için patatesimiz. Burada da pirinç pilavımız. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, bizimle kalın. Allah'a emanet olun inşallah. Bir sonraki videoda görüşürüz.